Kocaeli gündeminden merhaba. Başkan Büyükak'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Kartepe Aygırdere ıslah çalışmalarını inceledi. Büyükak'ın Aygırderesi çalışmaları kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tüm ilçelerdeki yüksek noktalarda 24 saat iş makineleriyle yolların sürekli açık olması için çalışıyor. İzmit Cedit Mahallesi'nde yıkım işlemleri devam ediyor. %98 anlaşma oranına sahip kentsel dönüşüm projesinde şu ana kadar 248 bina yıkımı gerçekleştirildi. Derince Cımbızdere Mesire Alanı yapım çalışmaları devam ediyor. Mesire alanı tamamlandığında içerisinde vatandaşların dinleneceği, spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği farklı branşlarda sahalar, fitness aletleri ve birbirinden güzel şehir mobilyaları yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında da eğitimlere devam etti. 2160 kişiye temel ilk yardımı, 1400 kişiye ise COVID-19 eğitimi verildi. Kocaeli'de tramvayın altına giren kedi güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde istasyonda görevli güvenlik personeli Rıfat Demir'in koşarak müdahalesi görüntülere yansıyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda Hafız Abdullah Altun Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Sarıkamış Destanı'nın belgeseli ve ünlü sanatçı Uğur Işılak da sahne aldı. Yeni yürüyüş yolunda Ulugazi İlkokulu'nun önüne yapılan oyun ve park alanı çocukların vazgeçilmez alanı oldu. Salıncakta ve kaydıraklarda gönüllerince eğlenen çocuklar, "Teşekkür ederiz Tahir amca" diyerek Büyükak'ına teşekkür etti. Haftaya görüşmek üzere.